Günaydın dostlar. Evet, bugün tarihlerimiz 22 Temmuz'u gösteriyor. Sizlere farklı güzel bir yerden sesleniyorum. Buralar şu an böyle güzel Çamlı'yla Kuşadası arasında bir arayol. Müjdat'la buluşmaya gidiyorum. Bugün aynı zamanda Kurban Bayramı'nın da 3. günü. Herkesin bayramını kutluyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Şimdi 6 çeyrek gibi bir nokta belirledik Müjdat'la. Kendisi de çok sağlam, tecrübeli bir sürücü. O da bu bölgede yaşıyormuş uzunca süredir. İstanbul'dan yakın bir arkadaşım. Onunla Şirince'ye gideceğiz. Yaklaşık 100 kilometrelik herhalde bir parkur olacak. Vallahi bu sürüşü vlog yapmamazlık olmazdı. Onun için kameraları taktım ve yine yollara koyuldum. Keyifli bir sürüş olsun, sağlıklı, kazasız, belasız. Evet, güneş daha gördüğünüz üzere dağların arkasından çıkmadı. Saatlerimiz 6:06'ymış. Evet. Buyurun bakalım. Hızlandık mı ne? Evet. Eyvallah. Ne haber Müjdat'cığım? İyi abi, sen sen. Oh, kusura bakma. 4 dakika geç mi oldu? Ya olur mu öyle şey? Bu dev flash değil ki. Burada kayıttasın. Kayıtta? Baksana. Günaydın. Herkese günaydın. Ay. Abi basmana gerek yok ya. Burası tam 16,5 kilometre bizim evet, oraya. Senin var, sen bayağı yüzü geçeceksin gibi geliyor bana. Evet evet evet. Evet, nerelere götüreceğim bugün beni? Gel gidelim abi, bakalım nereye gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdi de çıkalım istiyorsan. Müjdat, nereye gideceğiz? Parkurumuz nasıl, biraz anlatabilir misin? Kuşadası üzerinden Selçuk. Aha. Selçuk üzerinden Şirince'ye çıkacağız. Şirince'de şarap mı içeceğiz? Şirince'de şarap içeceğiz. Ondan sonra arkasından durumumuza göre, saatimize göre karar verip ya Kirazlı üzerinden tekrar geri dönüş ya da aynı yolu geri dönüş yapacağız. Evet, sen bu bölgede uzun zamandır yaşıyorsun değil mi? Buraları avucun içi gibi biliyorsun. Ama ben evlendiğimden beri buralar. Yani 94. 94, ooo. İyi bakalım. Yaşlarımız da ortaya çıkıyor bu arada. İyi arkadaşlar, biz yola koyulalım. Ara ara böyle küçük küçük çekimler yapacağız. Maksat keyifli bir sürüş olsun. Kazasız, belasız, sakin. Gerçi yollar bomboş. Daha güneş bile dağların arkasından çıkmadı. Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz tekrar sizlerle. I don't understand how you're always consistent. When honestly every day I'm feeling different. But when we're alone at my house, you're painting my nails on the couch. The only thing I'm thinking is I don't wanna ruin this. On Monday I knew what I wanted. It's Friday and I think I lost it. I want it to last forever. Dostlar, Selçuk'a geldik. Evet, Müjdat önde, ben arkada. Gerçekten yollar harika. İnanılmaz manzaralar var. Asıl manzara tabii Şirince'de. Şirince yokuşunu çıkarken çekim yapacağız. Ben de buraya uzunca zamandan beri ilk defa geliyorum. Buraya mı? Ha, Selçuk'a. Çıkar mısın şöyle? Böyle bir çok kapalı bir alanda bisiklete biniyormuşuz. Fark ettim ki bu yazlık olayından sonra Türkiye'deki bisiklet sürüşü çok çok farklı. Böyle insanlar sürerlerdi, Strava'da falan evet, görürdük evet. Ama şimdi nedir bu sabahki sürüşle ilgili düşüncelerin? Valla ben buraya kadar çok keyif aldım. Evet. Yani sen de ilk defa ya da ikinci defa biniyoruz. Evet, aynen öyle.
Ya bundan sonra biraz tırmanacağız işte. Aha. Aslında bu sakatlık olmasaydı ben seni Meryem Ana'ya da tırmandırdım ama bunun arkasından bir 6 kilometrelik Meryem Ana rampası. Değil mi? Hani şu an benim ameliyat sonrası dönemde beni zorlayabilir. Doğru, doğru. Ama ben sana gösteririm sapa. Aha. Sen mesela hani buradaysan da bu ikisini bir yaparsan gerçekten güzel antrenman. Pazara olurdu. Kadar buradayız. Eğer kendimizi iyi hissedersek belki bir tane de öyle yaparız. Bakalım. Belki de o zaman belki sadece Meryem Ana'ya yaparız. Sadece Meryem Ana'ya çıkarız. Aynen öyle. Orada tek de şey şu an hani bu yaz mevsimi olduğu için çok turist geliyor oraya. Aha. Yol dar, çok aha, otobüs oluyor. Aha. Özellikle de bu saatlerde böyle saat 8-9 arası otobüs yoğun oluyor. Hani belki pandemi sebebiyle bu sene öyle olur mu bilmiyorum ama o biraz sıkıştırıyor insanı. Aha. Ama ben oraya mesela genelde Eylül sonu işte Ekim başı buraya gelirsem o zaman tırmanmayı daha çok seviyorum Meryem Ana'ya. Çünkü çok sakin oluyor. Çok da keyifli bir yol. Çam ormanları içerisinde tırmandıkça tırmanıyorsun. Kaç yıldır bisiklet yapıyorsun? Ben 2005-2006'da MTB ile başladım. Sonra aha, 2014'te işte yol bisikletine bir heveslendim. Sonra 2016'da Utku sayesinde böyle bir halk bayramının olaylarına girmeye şey yaptık. Utku Sayın Utku, Utku Erdem. O da benim gibi ortopedist arkadaşımız. Evet, evet. Bu arada Vicdat aynı zamanda ortopedist. Motive evet, etti. Onunla beraber Ömer Bilge. İkisi birlikte işte bana biraz yardımcı oldu. Ben hiç koşmuyordum. Yani koşu yoktu hayatımda. Yani yüzme, evet çok tempolu yüzdüm ama endurans yüzerdim. Öyle 4 kilometre, 5 kilometre yüzüşlerim olurdu. Aha. Üzerine işte biraz koşu eklendi. İki kere işte o Half Ironman'i tamamladık ama yani ben çok iddialı bir yarışçı olmadım hiçbir zaman. Ama hep spor hayatın içerisinde vardı, oldu evet, değil mi? Hep vardı. Ya yüzdüm ya bisiklete bindim. Ama bisiklet hep bir numaraydı. Hep evet, ön plandaydı. Öyle. Güzel bir tur oluyor. Bence ben çok keyif alıyorum. Ümit de herhalde tabii. Vallahi ben çok keyif alıyorum. İlk defa tabii yeni yerler görüyorum ya. Hakikaten o farklı bir tecrübe oluyor benim için. Hakikaten bisikletin keyfi böyle çıkıyor bence evet, de. Yani kesinlikle. İstanbul'da çok kapalı bir alan içerisinde aslında biniyoruz. Evet. Gittiğimiz evet, yerler çok belli, parkurlar çok belli. Evet. Burada özgürlük var. Yani kesinlikle. Sabadan çizip. Şu ana kadar pek trafik sorunu da olmadı. Olmadı, erken çıktık çünkü. Olmadı. Evet, erken çıktık, güzel oldu. Bakalım inşallah tamamlayalım. Yine görüşürüz ara ara. Aynen. Bakıyoruz saatlerimize de saatler 7.35. Evet dostlar, şimdi şu kaç kilometre tırmanacaktık Müjdat'cığım? Yaklaşık herhalde 6-7 kilometre. 6-7 kilometre tırmanacağız. Tamam, tırmanışta da yine bir araya geliriz. Tırmanalım bakalım. Şirince'de de yine birkaç dakika bir mola verip sonra vakit kaybetmeden aşağı ineceğiz. Hadi bakalım dostlar. Valla bunlar zeytin ağacı. Zeytin ağacı değil mi? Evet. Şuraya bakar mısınız? Oo. Yani mesela burada şurada hani çok rahatız ya. Aha. Bir saat sonra buraya Şirince'ye kahvaltı yapmaya gelenler gelir. Evet. Bayağı bir kalabalık, kalabalık yapıyorlar değil mi? İyi, biz iyi saatte o zaman. İyi saatte çıktık. Evet. Saat 8.30-9'dan sonra burası kalabalıklaşır. Yazın. Yol lokum gibi yalnız ya. Vallahi ben bu kadar bilmiyordum bu yolu. Ama bu yeni yapıldı zaten. Evet. Çünkü Güzel Çamlı tarafında gerçekten yol kötü. Bisiklet için. Yoruyor insanı. Orada. Yoruyor gerçekten langır, çok. Langır 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 sürekli. Aynen, aynen. Milli Park'ın içi de mesela öyle. Evet. Şuradan itibaren yavaş yavaş başlıyorsun. İyi, hadi başlayalım bakalım. Ben yokuşları severim. Hadi.
Allah'tan köpekler kapalı. Evet. O bayağı ericiydi çünkü. Evet dostlar. Bir yandan tırmanıyoruz. Bir yandan üzüm bağlarını arasından geçiyoruz. Bakar mısınız? Şuraya. Evet. Full sessizlik var. Sadece birkaç tane araba gelip geçiyor. Az kaldı. Şirince'ye yaklaşmak üzereyiz. Zaten şu karşı tepe galiba. Müjdat hemen arkamda. Bol zeytin ağaçları var. Böyle cennetten bir köşe arkadaşlar. Gerçekten atlayın. Gelin. Vallahi gelmişiz. Evet dostlar. Sanırım bir yarım saatlik tırmanışla 6-7 kilometre Şirince'ye hoş geldiniz. Buraları Müjdat iyi biliyor. Şimdi ufak bir yerde mola vereceğiz. Nüfus 570. Rakım 330. Şurada duralım. Ay. Aman iyi. Evet, Müjdat da geliyor. Bir çay içsek harika olurdu ya. Hadi. Canım çok çay çekti. Ay. Ay. Bici köpek. Amanin. Evet, 52 kilometre yol gelmişiz. Buraya ulaşabilmek için. Amanin. Evet, harika bir yer ya burası Müjdat'cığım. Evet, çok güzelmiş. Vallahi. Süper bir yermiş vallahi. Çay soda? İkisi de olur. Bir çay, iki soda verir misin? İki çay. İki de soda. İki de soda. Evet. Of. Evet, şöyle tam da vlogger oldum ha. Ay şu kameramızda dursun. Ay. Oh dostlar, Şirince'ye ulaştık. Yorulmuşuz ya. Ah. Güzel, güzel rampaydı. Ama benim tahmin ettiğim kadar uzun değilmiş. 6 kilometre, 4 falan. 4 falan değil mi? Dört, evet. Bilmem. Ben 6 diye aklımda kalmış. Evet. Oh. Yorulmuşuz vallahi. Şimdi buradan çok güzel bir şey ineceğiz aşağıya. Tekrar sağa şu an. Hı. Ay, bir loop çizeceğiz değil mi? Ha, evet evet, loop çizeceğiz. Ben o senin çizdiğin parkuru da zaten şeye koyacağım. İçeriye yani. Videonun içerisine koyacağım. İnşallah insanlar görsünler. İnşallah kirazlı rampasını kirazlı ayrımını kaçırmayalım da. Çamlıktan girince yol böyle ikiye ayrılıyor. Çizmiştim. Fotoğrafını çekmiştim de. Bakayım şöyle. Şuradan gösterelim. Evet. Şu Çamlık'tan geleceğiz. Gökçeağlan. Bir Yeniköy'e sapıyor. Biz Yeniköy'e sapmayacağız. Kirazlı'ya sapacağız. Kirazlı yani şurada sapacağız. Bir sapak var bak şöyle. Şöyle. Üçe ayrılıyor hatta yol. Burası daha başka bir yere gidiyor. Oraya bilmiyorum hiç. Kirazlı'dan gideceğiz yani. Yeniköy yani. Tarafını da gezdim ama herkes Kirazlı'yı çok methediyor. Bir kere biz buraya kahvaltıya gitmiştik. Ama arabayla gitmiştik yani şey değil. Şurada işte biz Çamlık'a kadar geleceğiz zaten. Çamlık'tan sonra Yeniköy değil, Gökçeağlan'a sapacağız. Gökçeağlan'da yol 3'e ayrılacak. Kirazlı tarafından. Zaten Kirazlı'ya girdik mi direkt olarak buluştuğumuz yere çıkacağız aşağıya. Evet, bir loop çizmiş olacağız, anladım. Evet. Güzel. Biz sana burada buluştuk. Orada buluştuk, evet. Burada buluştuk. Orası tam bizim merkezi buluşma noktamız. Evet, şöyle ineceğiz, buradan geri döneceğiz. Ben oradan, sen buradan devam edeceksin. Güzel Çamlı'ya geçeceğim, evet. Bizim ev de burası. Senin ev de yakınmış oraya. Ay.
Sağ ol vallahi Müjdat'cığım. Şimdi ben bizim... Sen de sağ ol. Ben de tek başıma... Tek başına hani zor. Sakatlıktan dolayı... Yo, ben buraya çok geldim tek başıma. Yani şey... ama bu sefer sakatlıktan dolayı korkuyorum yani. Ameliyattan sonra hiç bilmedim çünkü. Evet, evet. Sıkıntılı. Ya bir yandan da korkuyorum. Ben de bölgeyi tabii tanımıyorum. Sadece bunu Strava'dan çizip işte gideyim de olmuyor. O bölgeyi mutlaka senin gibi bilen birinin mutlaka desteği önemli. Ben de gruba yazdım arkadaşlar. Sağ olsun Müjdat, hemen ben de buradayım deyince süper oldu valla. Oradan güzel bir sürüş yaptık. Tabii daha bir 50 kilometre daha var ama şu an bisikletin en güzel tarafı da bu. Vallahi şimdi evet. Çok güzel bir yorgunluk çayı yapacağız. Çayımızı içeri devam ederiz. Vallahi yorulmuşuz. İyi bakalım. Evet dostlar, şöyle çayımızı, sodamızı içtik. Güzel sohbetimizi yaptık Müjdat'la. Evet. Efendim? Evet, Çağdaş'la da tanıştık. O da yine güzel Çamlı'dan bir bisiklet sever arkadaşımız. Efendim. Şimdi yollar tekrar bizi bekler. İşte bisikletin en güzel tarafı bu değil mi Müjdat? Böyle oturuyorsun, çayını, sodanı içiyorsun. Ondan sonracıma böyle harika yerlerden tırmanıyorsun. Hatta bak gölgemi bile çekebilirim size arkadaşlar. Şöyle. Şimdi manzaramız daha güzel olacak. Manzara daha güzel olacak ama benim pili de değiştirmem lazım. Keşke oturduğumuzda değiştirseydim. Şurada çok güzel bir manzara yeri var. Aha. Olur. I've been thinking about it all weekend. Need to get out of my head. It's no surprise. I'm overthinking again. I thought I knew what I believed, but it changed again last week. I swear I try. I don't understand how you're always consistent. When honestly, every day I'm feeling different. But when we're alone at my house, you're painting my nails on the couch. The only thing I'm thinking is, I don't wanna ruin this. On Monday I knew what I wanted. It's Friday and I think I lost it. I want it to last forever, so I'm trying to get myself together. On Tuesday I thought we might end it. For Wednesday I knew I'd regret it. But I ain't giving up, not ever. I'm learning how to love you better. Thursday I got wrapped up. Vallahi evet, süper. Sanki İtalya'dasın, vallahi yemin ederim. Evet dostlar, Çamlı'ya kadar geldik şimdi. Sağlam bir yokuş tırmandık. Evet, şimdi güzel sodalarımızı içelim. Şöyle, bende var ya bozuk duş. Ne kadar? 4 lira. Bende var, 5 lira var. Tamam, tamam, üstü kalsın. Tamam, sağ ol. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok organik bir şey olacak mı? Eyvallah. Ay. İyi çıktık ama. Ben 1007 elevation'a gelmişim. Sen benden biraz fazlasın. Evet. 26 benim. 67.80 km. Fotoğrafı bir bırakalım da ayrım bir kaçırmayalım. Abi. Tamam. Olur. Bak bak bak. Yok Çağlan Safa nerede? Yok Çağlan kiraz yok. Sağ yol geliyor, oraya değil, düz gidiyor. Sağ yol geliyor. Sağ çok güzel. Eğer gideceksen öbür yol daha uzun olur. Senin şu an dışarı biraz yok. Daha uzun. 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 Daha uzun.
Oh, soda çok iyi geldi. Oh, Çağdaş yakaladın bizi. Aynen yakaladım. Tamam, Çağdaş biliyor yolu. İyi Çağdaş'tan. Nasılsa aynı yere gidiyoruz. Evet ama ben biraz daha değişik bir yol çizip Yaylaköy tarafı. Oradan mı gideceğiz? Sağdan gideceksin. Gökçe var. Kiraz sanki ondan sonra Yaylaköy rotası tamam. Ama yani yapmayabilirim. Çünkü orası biraz daha tırmanışlı. Benim 1000 oldu vallahi. Senin kaç oldu? 1007 benim tam. Bakıyorum. Benimki de 991 diyor benim. İyi. 926. İyi. Of, çok organik bir vlog olacak Çağdaş'cığım. Bak şu an kameradasın. Ben sizi bir yerden tanıyorum diyorsun. Ya. Sanırım YouTube'dan. Ya. İyi o zaman beyler. Hadi. Sen bir su al. Hadi su al. Sen ister misin? Ya aslında ben de alayım. Soğuk suyunuz var mı? Dostlar, Kirazlı'ya doğru gidiyoruz. Manzaraya bakar mısınız? Vallahi inanır gibi değil. İnanılmaz keyif alıyorum şu an. Yani Türkiye'm, canım Türkiye'm, o kadar güzel bir ülkesin ki şuraya bak. Continental Four Seasons'da patlarmış. Patlarmış evet abi. Ben sana söyleyeyim yani herhalde 1,5-2 yıldır bu benim ilk patlayan lastiğim diyebilirim. Karbondioksit tüpü var yedek. Vereyim mi? Bende de var yedek. Dur sen benimkini hallederim. Gördüğün üzere Çağdaş'cığım 5 dakikada Beşiktaş. Şunu şu tarafa çıkaralım. Yes. Yaklaşık kaç PSI basıyor karbondioksit? Bu 120'nin üstü basıyordur patron. Ulan. Bende de var ama hiç deneme fırsatı bulamadım yani. Hadi geçmiş olsun. Şimdi patron ben sana şunu vereyim. Sen de yedek dursun. Tamam. Çünkü sen devam edeceksin süre başka zaman. Tamam, olur. Var çünkü bende sen. Tamam. Oh. Aman iyi. Evet sevgili dostlar, 94 kilometre olmuş. Daha benim 16 kilometre yolum var. Evet, evet ama müşterek bastı. Vallahi bastı. Müşterek de tam burada buluşmuştuk sabahleyin. Loop'umuzu yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün, gerçekten çok evet. İyi bir dost kazanmış olduk. Aynen. Aynen Mithatçım. İnşallah en kısa sürede tekrarlamak için. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim tekrar rehber için. Kendine bak, dikkatli dön. Tamam mı? Sen de. Hadi öpüyorum seni. Ha sen de ileride zaten. Tamamdır. Görüşürüz. Hadi görüşürüz, kendine bak. Görüşmek üzere. Evet dostlar, sağlık sıhhat diliyorum sizlere. Bir vlogun sonu. Bunu şimdi kesip biçip böyle güzel bir vlog haline getireceğim. Vakitte 11 olmuş bayağı. Kolay değil. Şimdi yarım saatlik yolum kaldı. Bugün yorucu bir antrenman oldu. Hadi bakalım, öpüyorum sizleri. Tekrar Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sağlık sıhhat. İyi günler.